Bence nispeten rahat bir galibiyet elde etti. Çok daha istekli, çok daha mücadeleci bir Galatasaray vardı. Oyun açısından Fenerbahçe'nin de, Galatasaray'ın da, Trabzonspor'un da, Beşiktaş'ın da çok iyi oynadığı bir hafta olmadı. Dördü de kazandı ama dördü de böyle o ne kadar güzel maçlar, saatlerce izlerim diyeceğim maçlar oynamadı. Hiç öyle maçlar oluyor mu? Saatlerce izleyeyim ben bu maçı. Trabzonspor Başakşehir maçı mıydı? Manchester City Liverpool mesela. Bak, Trabzonspor Başakşehir maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. Bu sene. Tabii ben bir 90 dakika daha oynansa 90 dakika daha izlerdim. O kadar keyifliydi. Anladım. Ama evet o kadar. Tabii canım. Yani bir yani. Bir ya da iki tane söyleyebiliyoruz. O yüzden ama o iyi oynamadan da kazanan takımlar oldular. Galatasaray da hani çok olağanüstü bir oyun sergilemedi ama mücadele açısından, istek açısından daha farklı bir görüntüdeydi. Öyle ben Galatasaray'ın cuma günü burada Numan'la yaptığımız yayında da söylemiştim. Paris Saint-Germain maçı sonrası kendi evinde oynamasına rağmen Gençlerbirliği deplasmanına gitmişti. O gün çok kötüydü Gençlerbirliği maçında. 2-3 gün sonra çıktı Ankara deplasmanında. Oyuncuların topa biraz daha gayret gösterip ayak uzatacakları hal yoktu. Savunma konsantrasyonu çok düşüktü. Gençlerbirliği'nde bir tane böyle gol ayağı çok düzgün oyuncu olsa o maç 3-4 gollü Gençlerbirliği galibiyetine gidebilirdi. Evet. Fakat bu maç sonrası da öyle bir şey olur mu diye düşündüm ben. Çünkü daha sert bir mağlubiyet, daha yıpranmış bir takımdan bahsediyoruz. Ama bir geri dönüş yapmaları gerekiyordu. Bunun da sebebi Fatih Hoca'nın biraz kadro değişikliği oldu. O bahsettiği durumu en sonunda artık bu hafta itibariyle yaptı. Biraz daha yüreğiyle oynayan oyuncular dedi. Biraz daha genç isimler, biraz daha farklı oyuncular derken Ahmet Çalık'ı gördük, Emre'yi gördük. Ömer'i ilk 11'de gördük. Ahmet Çalık da fena oynamadı aslında. Evet ama Ahmet Çalık hiçbir zaman Galatasaray'ın birinci stoperi olacak ışığı vermedi transfer edildiği günden bu yana. Öyle. O yüzden hani Ozan bile geldi 19-18 yaşında. Gerçi Ozan bambaşka bir örnek. Bir de değişik fiziksel özelliklere evet, sahip onu, Ozan. Stoper açısından değerlendirirsek o anlamda bir benzerlik kurmaya çalıştım. O yüzden biraz oynaması gerekecek Ahmet. Hani bir sezon belki 30 maç oynarsa seneye 5-6 yıl Galatasaray'ın vazgeçmeyeceği bir stoperi de olabilir. Bilmiyorum onu ama teknik direktörün tercihi onu biz bir şey diyemeyiz.